selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hüseyin kardeşim bu arada tıp okuyor ve 4. sınıf. Buradan kendisini tebrik ediyoruz çünkü tıp okumak kolay değil. Hakikaten 4. sınıf ve kendisi doktor olacak. Bugün doktordan satılık 1500 TL vitrin fiyatı olan hesapta bir kontrol edeceğiz. Öncelikle bir takım kuracağız. Menajerleri kimler ona bakacağız. Ve daha sonra da eder etmez tabii ki de hani kadro onun ve o bir fiyat belirliyor. Ben de aracı olarak bu arada hani herhangi bir anlaşma durumunda ben de devrede olacağım. Merak etmeyin, güvenli bir alışveriş olsun diye. Hüseyin Direkt 07 Nick'i, daha doğrusu Instagram hesabının adresi. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Yorumlara da büyük ihtimal bırakmaya çalışacağım. Kendisi doktor olduğu için. Yani neyse biraz tıp yapayım ben. Nasıl espri orada? Hani neyse geçiyoruz. Takım yönetimi diyorum arkadaşlar. Ne kadar legend'ı var, ikonu var birlikte kontrol edeceğiz. Bu arada sizin yapmanız gereken ücretsiz bir şekilde like atmak. Ha akşam yayınlarıma gelirseniz bağışı da kabul ederiz. Hiç problem değil. Hemen şöyle kontrol ediyoruz. Kadro gördüğünüz gibi boş. Oğlum bomboş hesabı nasıl 1500 liraya satıyor? Ama kadroyu bilerek sıfırladı. Merak etmeyin, birazdan kontrol edeceğiz. Menajer kısmına gelelim. Corin'i birçok kişinin kullandığı menajer. Bunun olması güzel tabii ki. Menajer değiştir kısmına girdiğimizde Luis A. Roman, Zeytler, Corin'i ki biraz önce bahsettik. Grimalt, Coman, Comizzo. Comizzo nasılmış böyle bakayım. Comizzo ilginç de bir teknik direktör. Löw var, yani teknik direktör olarak aslında üzerinde çok fazla oynanılmış, üzerinde çok fazla emek verilmiş bir hesap olduğu belli. Burada birçok teknik direktörü görüyorsunuz gördüğünüz gibi ve ya bu teknik direktörler çok önemli. Hem mağazaya farklı gelmesi için sizin için almanız da fayda oluyor. Bakın yani bu bile var. 3 SF tarzı oynayabilen, 2 GF 1 SF oynayabilen, ortada kümelenen taktik. Birçok teknik direktör ki aşağı in bitmedi arkadaşlar. Bugün bu kardeşimize bir kadro kuracağız. Tabii ki de görkemli bir kadro kurmaya çalışacağız. Kaç ikonu var, neyi var kontrol edeceğiz ama öncelikle like'ınızı atmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Aa atmışsınız, tamam sıkıntı yok. Hadi gelin asıl videonun başlangıcı olan kadro kurumumuza geçelim. Şimdi tabii ki ikonlardan kurmaya çalışacağız ama ikonların yanı sıra diğer kartları da burada bir analiz edeceğiz. Bakacağız kimleri var kimleri yok. Sonuçta kadroyu tanıtmamız gerekiyor. Bu arada kendisine teşekkürler. 15 milyon da GP'si var. Aynı zamanda şunu da unutmayalım. E-futbol olarak da E-futbol parası da çok fazla varmış. Puan kullan dediğimizde 53.000 E-futbol parası var. Evet yani öğe olarak şu anda oyuncu olarak çok bir şey gelmiyor ama ya illaki gelir gelmez bilmiyorum ama 53.000 şu anda puanının olduğunu bilmemizde fayda var. Elçiye zeval olmaz, biz anlatalım. Kadroyu kuracağız. Hemen şöyle en alta geleceğim arkadaşlar. Pozisyon kısmında. Buraları zaten kadroyu detaylı göreceğimiz için bir problem. Normalde ben buraları gözü kapalı geçiyorum. Bana sürpriz olsun diye. Ama burada en görkemli kadroyu kurup hem de o kadroyla bir bakacağız neler yapılabilir diye. Şimdi çok fazla oyuncusu olduğu görünüyor. Bunları en azından DP falan yapabilirsiniz ya da serbest bırakarak. Zaten çok fazla bir GP probleminiz olmayacaktır. 15 milyon GP var. Oliver Kahn var mesela. Oliver Kahn'ın olması güzel. Başka ikon var mı ya da legend var mı? Legend kartların sanırım birçoğu var. Hepsi bile olabilir diye düşünüyorum. Oliver Kahn, Peter Cech ve Casillas da burada görünüyor. Ederson'u var. Güzel. Kaleciler bence yeterli zaten. Yani koskoca kadroda bir tane kaleciyle çıkabiliyorsunuz. O yüzden çok da abartmaya gerek yok. Şimdi Beckenbauer'lar, Maldini'ler var. Challenge yapmak isterseniz full legend'da bir kadro kurabilirsiniz. O da bir ayrı bir güzellik. Ve oyuncusu da çok olduğu için Galatasaray kadrosu vesaire kadrolar da kurulabiliyor. Bana mesaj atmıştı bir kadro da kurulabiliyor diye ama hangisi hatırlamıyorum şu an. Beckenbauer'ı aldım. Puyol var mesela. Puyol'u da aldım. Onun dışında hormonlu Yene var. Varan var. Hernandez var. Süle var. Süle'nin hatta iki kartı var. Boateng var. Stoper anlamında da stoper ikilisine Beckenbauer ve Puyol rahatlıkla koyulabilir. Ama onun dışında eğer ki yükselişte gelme ihtimali olan oyuncular artık performanslar güncelleniyor biliyorsunuz. Ne kadar fazla olması o kadar iyi görüyorsunuz. Ruben Dias var mesela 94 rating. Stopere ekleyebilirsiniz. Tabi tercihe göre değişecektir. Gelelim bek adamına. Roberto Carlos'u şimdilik koyalım buraya. İkonu var mı bilmiyorum. Vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi Irvin var. Irvin'i koydum. Roberto Carlos'un da Legend'da olsa olması çok iyi. Davis var. Oyunun sağlam hızlı beklerinden biri.
Bek olarak yeterli mi? Bana göre yeterli ama bek kısmında bir tık daha eksik bir kadro olduğu görünüyor. Yani çok daha fazla adam, Robertsonlar örnek veriyorum ya da Chilwell gibi adamların olmadığı görünüyor. Ama bunlar yeterli mi? Tabii ki de yeterli olacaktır. Gelelim sağ beke, burada Legend Cafu var. Dediğim gibi Legend olarak hemen hemen bütün oyuncuların olduğunu söyledi bana. Baktığımızda Cafu'nun burada ikonu da var. Çok güzel. Onun dışında back adamlarında Arnold var ki bu hafta biliyorsunuz Arnold yükselişte geldi. Ben yine full ikonu bozmayayım ama Arnold da olabilir. Hector Bellerin var. Back adamı da yeterli olacaktır. Florenzi'yi de görüyorsunuz burada. Şimdi orta sahaya geldiğinizde yine Legend'larda çok fazla aranılan Patrick Vieira'yı görüyorsunuz zaten burada. Pirlo'ya çok fazla bir esamesi okunmaz yani. Pirlo çok fazla beğendiğim bir oyuncu değil. Onun dışında 3 tane ikonik Mount Pirlo'nun olduğu görünüyor. Şimdilik isterseniz şöyle Pirlo'yu koyalım buraya. Ama onun yerine çok daha iyileri vardır. Patrick Vieira'nın gördüğünüz gibi ikonik momentu var. Rahatlıkla ikon kadro kurulabiliyor zaten, merak etmeyin. O konuda bir soru işareti kalmasın aklınızda. Şimdi Robson aldım buraya. Bosslanmış halde çok iyi oluyor. Ki Robson bana göre oyunu iki yönlü oynayan ender oyunculardan biri. Ben beğenirim. Iniesta'yı gördük. Scholes var. İsterseniz şöyle yavaş yavaş yedekleri de dolduralım. Scholes'u gördük. Yukarı doğru çıktığımızda kimler var? Toni Kroos var, Fabregas var, Brozovic var. Orta sahada yeterli olacaktır. Zaten orta sahaya baktığımızda yani Patrick Vieira, burada Pirlo'yu beğenmezseniz bile buraya Scholes'u alsanız ya şu orta saha sizi tatmin edecektir. Zaten düşüşte gelme ihtimali yok. İnşallah eFootball 2022 mobilde de hani ikon ve legend kartların performansları yine nötr, en kötü nötr gelecek durumda olur. Yani B ve A gelme ihtimali yüksek olur. Orta sahaya takviye isterseniz burada mesela Pavel Nedved falan da var. Pavel Nedved'i koyalım. Onun dışında Raheem Giggs var. Giggs'in 3 tane birden kartı olduğu görünüyor. Pires var kanatta. Beckham var mesela. Beckham'ı da gelip alıp şuraya en azından Scholes'un yerine koyabilirsiniz. Bir tık daha iyi olması için. Hatta Beckham'ın 2 tane güçlü kartı da varmış. En iyi güçlüsünü biz koyduk. Real Madrid'deki Beckham da var. Normal Beckham da var. Normal Beckham'ın bir tık daha iyisi de var. 3 tane Beckham da mevcut. Siz hangisini beğenirseniz ama oyundaki en iyi Beckham şu anda dostu hatta 101 olan bu Beckham oluyor. Yukarı doğru çıkıyoruz. OOS adamları içerisinde yine birçok oyuncu var. Ronaldinho burada kesinlikle iş yapabilecek bir oyuncu. Oyuna hediye gelen Messi'yi beğenmediğimi her zaman için söylüyorum. O yüzden onu almayacağım. Ama baktığımızda Musiala ki bu hafta performansı A geldi. Ben yine kadroyu almayacağım ama şuradan gösterelim. Performansı A geldiği için 99 reytingli bir Musiala tabii ki de kadronun geniş olması bu açıdan bir fayda sağlıyor. Hemen yukarı doğru çıktık ve bakalım kim olacak. Cristiano Ronaldo'yu görüyorum. Aldım. Yukarı doğru tekrardan çıkıyorum. Fulikon kadro kuracağız. Lionel Messi. Kesinlikle yani SF'de beğenirsiniz beğenmezsiniz ama oyunda olması bile çok büyük bir artı. Bugün çektiğim 8. videoda sesim gitti. Şimdi Figo var. Figo'yu da şöyle alabiliriz. Kadro kalitesine birlikte bakacağız. 1500 TL'ye satıyor bu arada. Bunu söylemişimdir diye düşünüyorum. Ya da en kötü kapakta yazacağım zaten. Bakın Legend'ları görüyorsunuz. Yine işe yarayan Rummenigge, Cruyff gibi Legend'lar zaten mevcut. Del Piero, Rummenigge var. Aldım tekrardan. Şuraya Figo'nun Maradona'yı şuraya çekebiliriz. Figo'nun yerine de şurada Del Piero bir tık daha iyi olacaktır. Hemen şöyle geliyorum. Morientes var. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben çok fazla beğenmiyorum arkadaşlar. Hemen yukarı doğru çıkıyorum. Fernando Torres var ki Fernando Torres kesinlikle bence Ronaldo'nun yerine alınabilir. Yukarı doğru çıktığımda Rashford var. Takımın bana göre oyuncu kalitesini de arttıracak bir oyuncu. Şöyle yapabiliriz. Onun dışında Messi isterseniz şuraya koyabiliriz. İleri hattı Rashford da çok daha değerleniyor tabii ki. Kluivert var, Inzaghi var, Mbappe ki bu hafta performansı A gelmişti ben bu videoyu çekerken. Kesinlikle alınabilir. Şimdi burada baktığımızda toplamda 2, 4, 6, 7, 11, 18 tane ikon burada var. 19, 20, 21, 22. Aşağı doğru iniyorum. 22'deyiz. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Daha var mı?
İnşallah bir tane daha vardır. 32, 33, 34. Tabii ayınları da sayıyorum. Siz bakarsınız duruma göre. Toplamda 34 tane mi? Aşağı doğru inelim. Toplamda 34 tane ikonu var. Bunların aynı olanlar var. Farklı versiyonları olan var. Şimdi Beckham var. 3 versiyonu birden var mesela. Kadro bu şekilde. Bence keyifli bir kadro. 1500 lira istiyor kendisi. Pazarlık payı da var. Instagram Hüseyin direkt 07'den de ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizce eder mi bu kadro 1500 lira? Etmezse de ne kadar eder? Yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Bu arada şimdiden meslek hayatında kardeşimize başarılar. Doktor olmak gerçekten çok meşakkatli bir şey.